Şimdi böyle bir gerçek var ve bu düzelmesi de gerekiyor bu arada. Sen gösterme, ben göstermeyeyim. Böyle kalsın. Bak sokakta ben de beklemiyordum etrafının böyle olabileceğini. Allah dur ya. Yani şu araba kazası geçirmediğimiz Mısır'da at kazası hiç geçirmeyelim ya. Yani dur. Kim oğlum bu ya? One hour. Yavaş Hasan Şah. Şöyle bir soru işareti beliriyor benim kafamda. Burası tamamen tarihen korunsun diye mi bu şekilde hiç ellenmemiş? Yoksa harbiden heriflerin umurunda değil, ellememişler mi yani? He? Uber? Şurada gördüğünüz en sağdaki en büyük olan Keops. Ya burada biraz paranoyakla davranıyoruz ama yanlışlıkla da olsa bir polisi çeksek, sildirse... Papyrus bitkisi eski Mısırlı için çok kutsal bir şeydir. O firavunlar bugün bu piramitlerin etrafını böyle olduğunu görse sizce ne der? Aldatıldık be. Harbi bugüne kadar piramitler, Mısır küçüklüğümden beri o kadar gizemliydi ki kafamda. Mistik geliyordu ama... Herkese dünyanın 7 harikasının bulunduğu piramitler bölgesinden selamlar. Buranın ismi Giza. Bilmiyorum arka plandan tahmin edebilir misiniz? Sadece 150-200 metre ileride piramitler bulunuyor. Bugün burayı keşfedeceğiz. Selamun aleyküm. How are you? Zayık. Selamun aleyküm dedik. How are you? You're good? Thank you. Enjoy. What is that? Energy drink. Good. Burada muzun kilosu sadece 10 Mısır poundu. 10 Mısır poundu da 9 TL falan yapıyor. Şimdi şöyle biraz ilerleyelim. Mısır piramitlerine doğru yola koyulalım. Patates satıyorlar. Ya bu Giza acayip yerel bir yer. Lokal, yerel ne demek isterseniz. Burası normalde ben şöyle tahmin ediyordum ki turistlere özel bir yer olarak inşa edilmiş olsun. Hiçbir şekilde öyle değil. Hatta ilginçtir şu an geldiğimizden beri ben daha hiç turist görmedim. Hava şu an çok kötü. Bayağı kirli bir hava var. Fena. Çok fena yani gerçekten yerler falan. Normalde şurada ucunu piramitlerin görüyoruz. Tabii şu an bayağı arada apartman var. Ha? El Haram'a. Piramit. Later. Aha. Mahallenin çocukları takıldı peşimize. Hadi bakalım. Her ne kadar kış olsa da hava sıcak. Susadık be. Ne yapalım o zaman? Şurada bak. Limden bir su alalım hadi. Bu arada su sadece 5 Mısır poundu, 1,5 litrelik olanlar. Yani 400 TL. Valla dekoruyla her şeyle bizim BİM ya aynı. Bizim ürünlerden bak bal kaşık var. Burada bayağı bir Türk ürünü bulunur herhalde ya. Öyle tahmin ediyorum. Çok Türk ürünü bulunur diye düşünüyordum ama ben hiç Türk ürünü görmedim. Sen gördün mü? Ona bakıyorum ben de. İlla ki vardır da. Ya bak mesela şunlar falan Türk. Aknas. Sadece birkaç tane falan var. Ama şey bayağı aynı. Tasarım, konsept. Aynen. Abi bak burada da tuktuklar var bu arada. Tuktuklar normalde Hindistan'a, Bangladeş'e, Pakistan'a özgü falan sanırsınız da hiç öyle değil. Mısır'da da var bayağı. Hatta bu bölgede asıl toplu taşıma tuktukla yapılıyor. Çok toplu da değil gerçi de taşıma diyebiliriz yani bak. Manyak bir trafik var ya. Horna seslerinden zaten gece uyumanızın mümkünatı yok. Bence bu konuda Mısır bir öz eleştiriye tabi tutmalı kendini. Çünkü çok ciddi bir gürültü kirliliği var abi ülkede. Türkiye. How are you? Adam. Mert. Hello. Hi. No. Hi. Wanderer. Wanderer. Türkiye. Acayip bir kaos var. Şimdi Giza'ya geldik. Piramitler hemen 2-3 blok arkamızda aslında. Şu 2-3 bina olmasa manyak bir piramit manzarası var burada. Çok yakınındayız ama... English. Do you speak English? Elini öyle yapma. Onlar para anlıyor onu evet, zaten. Evet, doğru. Daha da ateşleniyor. Do you speak çocuklar. English? Okay. İsmi kanal. Mert. Marty. Right, subscribe. Marty. Okay. Selam. Şöyle ilginç bir bilgi var. Apartmanların sıvası, boyası falan yok. Dökülüyor gibi. Selam aleyküm. Bunun nedeni bu apartmanların bu şekilde bırakmalarının sebebi de vergi ödememek. Çünkü apartmanları sıvasız halde bu şekilde bıraktıklarında yani tamamlamadıklarında vergi ödemiyorlarmış. Bu yüzden bu bölgede özellikle Giza'da zaten çok fakir bir bölge burası. Burada evleri aynen bu şekilde böyle üst üste tuğlalar şeklinde bırakıyorlar resmen. Böylece vergi ödemiyorlarmış yani. O da ilginç bir şey. O zaman Giza'da kimse vergi ödemiyor herhalde.
Öyle gözüküyor. Ya Gize çok şaşırtıcı da oldu aslında ya. Çok düzensiz burası. Dünyanın 7 harikasından bir tanesi Türkiye'de olsa, yani piramitler gibi önemli bir yer Türkiye'de olsa, ben eminim civarı böyle kalmaz. Aa bak, bu arada yine Şahin. Aa evet, evet, evet. Burada evet. Mısır'da acayip popüler bu bak, Şahinler. İki Şahin de buradan gidiyor. Evet, Şahin çok popüler. Bir izleyicimiz yorumlarda yazmış. Buradaki Şahin Tofaşlar aslında Türkiye'de üretim durduktan sonra buraya getirilen eski Şahin Tofaşlarmış. O zamanlardan beri burada kullanılıyor bunlar. Çok eski arabalar, yani çok eski araçlar ama çok yaygın. 20 arabadan bir tanesi Şahin Tofaş ya. Bak mesela şuradaki havanın rengini görüyor musun? Sarımtırak. Bu hava kirliliği. İlk çölden gelen kumlardır, kum fırtınasıdır, bir şeydir falan diye düşündük de Irak taraflarında oluyor evet, bu. Evet, evet. Irak'ta çok fazlaydı hatta. Evet ama hava kirliliği. Geleli 20 gün falan oldu. Hemen hemen evet. Her gün böyle geçti yani. Ya şu gözlüğü takmayınca gözler var ya kıpkırmızı oluyor tozdan. Evet. Güneş yok yani. Güneşi zaten görmek çok zor burada. O kadar hava kirli ki hep böyle güneşin önünde bir tabaka var. Evet, şimdi Mısır'da yolda karşıdan karşıya geçme 101 dersini izliyorsunuz. Böyle geçmeniz gerekiyor. Geçemedik. Ama. Yemedi. Dikkat. Bu kesinlikle normali yani. Eğer böyle geçmezsen zaten geçemiyorsun. Bayağı bekliyorsun yani saatlerce. Ama arkana bak. Ben sana söyleyeceğim. Evet şimdi. Oğlum hiç durmuyorlar ha. Olay şeye bakıyor. Ufak bir ayağın takılsa, bir dikkatsizlik bitti. Hiç şansın yok. Bitti yani. Gitti. Ve gerçekten trafikte hayatta kalman tamamen kendi dikkatine ve hızınla doğru orantılı bir şey. Zaman mekanı doğru hesaplayamayan bir insansan, mesela araba geliyor karşıdan, bir araba böyle, bir araba böyle, aralarından geçmen lazım. Doğru hesaplayamadı, yine gitti. Çok yaşayamayabilirsin Mısır'da yani. Çok acayip. Ama bu dinamiğe herkes çok alışmış. Kimse yadırgamıyor Mısır'ı. Ona hiç. Fark ettim. Tabii tabii. Korna sesi kimseyi öfkelendirmiyor da birbirine hayır. Karşı. Korna sesi burada hiçbir şekilde öfkelendirmiyor. Kumaş satıyor değil galiba. Kolay gelsin. Yapalım ya. Kolay gelsin. Ne diyor acaba ya? Bilmiyorum. Duyan bilen varsa. Selamun aleyküm. Welcome. Thank you. Happy New Year. Good morning. How are you? I'm fine. Zayık. Zayık. We're from Turkey. Turkey. Yavaş yavaş. Ya yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Türkiye'nin kralı diyorlar Hasan Şaş için. Evet. Yes. Ama daha Bülent Korkmazlar var ya, formasını yırtan. Do you know Bülent Korkmaz? Bülent Korkmaz. Hasan Şaş, Hasan Şaş daha büyük. Welcome. Thank you. Happy thank you. You too. Thank you. Welcome to Berlin. Enjoy your tea. Yeah. Oğlum fark etti mi bilmiyorum. Adama Hasan Şaş kim diye sordum. Türkiye'nin kralı dedi. Kralı dedi. Bülent Korkmaz dedin. Bülent çok ciddi öfkelendi. Öfkelendi. Yani Hasan Şaş Bülent varken. Kim dedi ya? Aynen. Ya şöyle güneş yokken gözlük takmak da bilmiyorum benim midemi bulandırıyor ya. Gözümde böyle bir perde varmış gibi oluyor. Thank you. Thank you. Ama gözlük de takmak zorundayız ya. Çok fazla. Acayip. Şurada bir saat yürü, dön otele. Gözlerin kıpkırmızı oluyor tozdan, çok kötü. Şu anda Giza'nın yoluna giriyoruz. İleriden sağa döndük mü dümdüz Giza'ya çıkacağız. Aa. Kedilere bak. Çete kurmuşlar ha. Gel şu oyunu bozalım. Ama oradan çıkabileceğiz mi? Oğlum ben inanamıyorum ya. Piramitlere buralardan çıkmaya çalışıyoruz. Çok ilginç bir şey. Evet, şu an aslında şey değil mi? Tam karşımıza ve 200 metre falan herhalde. Evet, şu binaların arkası olacak işte ya. Gel İyi diğer sokaktan şey. Girelim. Burası çıkmaz gibi. Şey yapalım mı? Mısır'ın en tehlikeli sokağı. Mısır'ın en tehlikeli sokağı. Ya arkadaşlar şimdi yorumları haliyle okuyorum. Okuyabildiğim kadar çoğunu okumaya çalışıyorum. Sen de iyi tutundun bu tehlikeli kelimesine. Tehlikeli, tehlikeli. Ya ben bir yere girdikten sonra orası tehlikeli olmuyor. Zaten tehlikeli olduğu için veya tehlikeli olduğu söylendiği için biz gidiyoruz, giriyoruz. Yani hiçbir şey biz orada videoyu yaptıktan sonra ortaya çıkmıyor. Olduğu için gidiyoruz zaten. Ki bunların da arkadaşı da çekelim de rahatlasın. Selamun aleyküm. How are you? Zayık. All good. Piramidin çocukları işte. Nasıl tutuldu ya? Dönünce hiç beklemiyordu. Şunu diyorduk. Mesela şöyle bir yere girdik. Girdik, gezdik falan. Önümüze bir şeyler çıktı falan. Aa tehlikeli, çok tehlikeli. En tehlikeli sokaklar falan. Öyle bir şey zaten yok.
Öyle bir şey yazmıyoruz. Burada bizim belirtmemizin amacı zaten böyle bir şey söyleniyor. Buralılara soruyoruz. Buranın en tehlikeli mahallesi neresi? Sizin için de ilginç bir içerik olsun diye bunu yapıyoruz. Yani manyağı değiliz. Gidelim en tehlikeli yere girelim. Sürekli pisliğin içinde, çöpün içinde. Böyle bir şey yok. Mesela 2-3 video önce yaptığımız çöp şehir videosunun amacı tamamen sizin Google'da veya herhangi bir şekilde arattığınızda bulamayacağınız ücretli üyelikle izlediğiniz belgeseller gibi bir belgesel yapmaya çalıştık aslında. E tabii ki niye belgesel olmuyor ya da belgesel gibi görünmüyor? Şu anda iki kişiyiz. Alican var, ben varım. Ve bizim sınırlı, sizin izlemeleriniz üzerinden kazanabildiğimiz kadar kazandığımız bir bütçemiz var. Bu bütçeyle biz de yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve farklı bir şey sunmaya çalışıyoruz. Kahire'ye veya Giza'ya, piramitlere herkes gelebilir. Şimdi bir iki sokak arkaya gittiğimizde göreceksiniz, piramitlerin yanına gittiğimiz anda etrafımıza 500 kişi gelecek belki. Ve bunların hepsi bize tur satmaya çalışacak. Herhangi biri buraya geldiğinde YouTube'la uğraşsın uğraşmasın, video çekmek istiyorsanız gelip burada piramitlerde gayet güzel bir video yapabilirsiniz. Ama burada bizim vaktimiz var. Bu vakti farklı bir içerikle değerlendirmek istiyoruz ve size sunmak istiyoruz ki bu kanalı izlemenizin bir manası olsun. En tehlikeli veya çöp şehir veya şöyle şehir böyle mahalle gördüğünüzde niye tıklayasınız diye ben kendime sorduğumda evet diyorum. Şu an bu video gerçekten başka bir mecrada izlenemeyecek, başka bir yerde bulunamayacak bir içerik oldu. Ve Mısır'ın bambaşka bir yanını anlattı veya Türkiye'nin başka bir yanını anlattı veya Tayland'ın böyle bir yerini gösterdik. Biri gelip bu başlığı görüp bu videoya tıkladığında şunu söylüyorum kendi kendime. Ya bu adam 10 saniye sonra çıkar mı? Çıkmaz diyebiliyorsam zaten o video videolaşıyor ve size sunuluyor. Bu başlıklardaki amaç tabii ki ilgi çekici olmaz. Bu başlığa Mısır yazabilirim ya da kapağa sadece bir Mısır bayrağı koyabilirim. Ve tıklamadan geçtiniz ama tıklasaydınız, içeri girseydiniz bambaşka bir içerikle karşılaşacaktınız ve memnun olacaktınız. Mısır'da yabancı gördüklerinde... Ne var abi? Ha, müzeymiş ya. Müze mi? Abi müzeye de böyle çekmezsin ya. Bu müze değil. Ya, dönerci gibi mi? Müze. Türkiye. Papyrus müze. Papyrus. Evet, bize gel gel dedi. Ne yapacağız bakalım? My French is big Turkish. Turkish? Yes. Türkçe konuşan biri var şu an. Türkçe konuşan biri var. Evet, biz Türk'üz. Burada Yunus Emre Enstitüsü'nden mezunum. Yunus Emre Türkiye'den hariç ana Türkçe öğretim merkezi. Evet evet doğru. Evet. Sizle beraber çok fazla mezun olan var mı burada Mısırlı? Yani var. O zaman bizim dikkat etmemiz lazım Türkçe evet, konuşurken. Evet. Önce ne içmek istiyorsunuz? Çay, kahve, hibiskus var. Hibiskus biliyor musunuz? Hibiskus. Evet. Gibi. Hangisi şimdi buraya özgü olur? Daha böyle yerel bir tat alırız yani. Hibiskus. Tamam, hibiskus. Az şekerli olsun. Şekersiz hatta. Çok mu kötü olur? Az şekerli daha şeker. İyi. Tamam, az şekerli. Ama ragab, etnin kerkede sukar hafif. Sukar hafif. Evet. Hafif bizdeki gibi. Hibiskus kerkede diyoruz. Hı-hı. Tamam. Ben açıklayacağım size. Tamam. İsminiz neydi tekrar? Benim ismim Ümniye. 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 Ve dilek aynı mana. Dilek diyebilirsiniz. Tamam. Dilek evet. Hanım. Evet. Evet, sizi dinliyoruz. Bu papirüs bitkisi. Papirüs bitkisi eski Mısırlı için çok kutsal bir şeydir. İki sebep için. Birinci sebep, önün şişeyi güneş ışığına benziyor ve güneş tanrısı Amun-Ra'dır. Tamam. Evet. İkinci sebep, bacının sonunda üçgen şekli. Ne gibi? Piramit gibi, evet. Ve piramit eski Mısırlı için ebedi hayatının sembolüdür. O yüzden kutsal bir şeydir. Papirüs bitkisi deltada yetişiyor. Delta, Nil kenarında. Neden? Çünkü oralarda hava biraz sıcak hem de su seviyesi biraz yüksek. Hmm, hep Nil kenarında yetişiyor evet, yani papirüsler. Evet, evet. Bir kağıt önce... Hibiskuslar da geldi galiba. Önce bitkiden bir kısım kesiyoruz. Böyle. Şu yeşil parçaları öyle. Eski Mısırlı şu yeşil parçaları atmıyordular. Ondan ayakkabı, şapkalar bunlardan yapıyordular. Ayakkabı mı yapıyorlar? Evet, çünkü hem esnek hem de güçlü. Çok sağlam bir şeydir. Bir de waterproof gibi sanki. İsterseniz. Su da geçirmiyor sanki. Değil mi? Öyle bir su da geçirmiyor. Solomonlara taş çıkarır bence. Bu beyaz parçadan kağıt yapıyoruz. Ama eğer bu hale yapsaydık kırılabilir. Çünkü esnek değil. Esnek değil, evet. Hala içinde su ve şeker var. Tamam. Ne yapmalıyız? Önce dilimleri kesiyoruz. Bu şekişle böyle yapıyoruz. Şekeri suya atıyor. Evet. Su şeker çıkıyor. Gitti. Evet. Hipnoz oldum ya. Demek ki kağıt böyle yapılıyordu. Biraz esnek oldu. Evet. Tamam. Evet. Sonra... Böyle yapıyoruz.
Ondan sonra suda koyuyoruz. Bir hafta için sarı rengi. Tamam. Bir İki hafta için kahverengi için. İki hafta tutarsak yani, böyle evet, kahverengi oluyor. Evet, yani ne kadar suda bırakıyorsak renk mesela, koyu oluyor. Bir yıl bıraktık siyah olur mu? Hayır yani o kadar değil. Bir yıla gerek yok. Bir ya da iki hafta geçtikten sonra tabii ki bir iki dakika değil. İki kumaş parçası içinde hem yatay hem dikey şekliyle koyuyoruz. Bitene kadar tamamlıyoruz. Tamam, kapatıyoruz. Şubrez aleti içinde koyuyoruz. Bir hafta için, yani bir kağıt yapmak için iki arası üç hafta bekliyoruz. Kapatıyoruz. Tabii ki eski Mısırlı iki taş parçası içinde koyurdular. O zaman İlk Mısır'da yani. Yazdığın şeylere dikkat edeceksin. Yani evet. Öyle yazdığın şeyler kolay kolay yetişmiyor. Evet, tabii ki bir öyle ya da... karalama diye bir şey yok. Evet. Bir şey yazıyorsan güzel bir şey yazacaksın yani. Manalı olacak. Evet, tabii ki. O yüzden boş iş yok yani. Tabii ki. Bu şekilde oluyor. Tamam. Türk hükümdarı Hasan Şaş'a gönderiyoruz bunları. Eğer suda koyacaksak ondan su akmıyor. Bayağı waterproof tamam. Ya. Su geçirmez. Tamamen evet. Şu an sihirli odaya giriyoruz. İsmi sihirliymiş. Niye sihirli bilmiyorum. Göreceğiz. Tabii ki bunlar dışarıdaki gördüğünüz şeyler. Siz hazır mısınız? Evet, hazırız. Tamam. Dikkat edin. Dikkat. Oo. Bazı resimler aynı resme yansıtıyor. Panorama gibi. Bazı resimler bambaşka bir resim çıkıyor. Bu resim ışık kapatmadan önce tarihteki ilk takvim. Işık kapattıktan sonra panorama şekli. Çok beğendiniz güzeldi. Mi? Evet, harikaydı. Harikaydı. Tabii ki siz Türk olduğunuz için özel ve güzel indirim var. Sadece Türkler için yapıyoruz. Şimdi piramitlerin sokağına giriş yapacağız şuradan. Atı görüyorsunuz. Atın oradan gireceğiz abi. Böyle atlarla geziyorlar etrafta. Bu kadar önemli bir yerin girişi böyle olmamalı dedirtti bana ya. Bence dikkat haklı et, bir isyan bu. Allah. Et, bence haklı bir isyan bu. A'dan Z'ye, bebesinden küçüğünden yaşlısına herkes piramitleri biliyor abi. Biraz piramitlerin... şurada polisler var arkamızda. Tamam. Şöyle devam edelim. Dünyanın her ülkesinde... Az önce polis kapattırdı girişte. Biraz ileride çekmeye başlayın dedi. O yüzden biraz ileriye aldık biz de. Ya şundan bahsediyordum. Dünyada herkesin, her ülkede küçüğünden yaşlısına, yani herkesin bildiği bu piramitlerin giriş yolu böyle olmamalı ya. Bence bu haklı bir isyan yani. Bilmiyorum. Hayal kırıklığına uğradım gibi. Sen ne düşünüyorsun? Biraz mı, çok fazla mı? Bence izleyenler de görecektir ama beni baştan sona şok etti ya burası. Böyle olmamalıydı bence. Ben de öyle düşünüyorum çünkü daha farklı hayal ettiğimi söyledim. Ya çünkü piramit ve Mısır hikayesi çok mistik bir hikaye, evet. Anladın mı? Bak mesela yabancılar şurada toplanmış. Muhtemelen tur satışı yapılmaya çalışıyor. Birazdan bize de gelmeye başlarlar diye tahmin ediyorum. Mısır'ın her yerinde çok hızlı bir şekilde bizi buldular. Burada da bulurlar diye düşünüyorum. Bakalım piramitlere doğru ilerleyelim. Hatta aradan görebilirsiniz piramitleri bak. Aradan bir kısmı. Keops mu? Yok, Keops değil. Keops sağdaki. Daha büyüğü var. Yani buradan 100 metre kadar uzakta şu anda. Böyle büyük tur otobüsleri var. O dünyanın 7 harikası piramitlerinin yan yana bulunan o 3 piramidin dibindeyiz. Oraya en yakın meydandayız aslında şu anda. Aldatıldık be. Harbi bugüne kadar piramitler, Mısır. Ben de küçüklüğümden beri o kadar gizemliydi ki kafamda. Çok esrarengiz geliyordu, mistik geliyordu ama... Burada daha böyle mistik bir hava hissedeceğimi düşünüyordum. Oğlum önümüzde durma o zaman madem no photo. Tamam no photo, durma o zaman önümde ya, kendimizi çekiyoruz. Şu sol tarafa bakar mısın abi? Allah bir yeri böyle Allah. Kötüler gibi göstermek de istemiyorum ama. Ya hayır öyle değil de ama neyse de göstereceğiz abi. Yani şimdi böyle bir gerçek var ve bu düzelmesi de gerekiyor bu arada. Sen gösterme ben göstermeyeyim. Böyle kalsın. Bak sokakta ufaklıklar bizden 3-5 lira koparmak için. Buradaki bu bütün mistik ortamı bozuyor mesela. Benden 3-5 lira koparmaya çalışma abi. Sen buraya öyle bir yer yap ki çok burası ilginç. Harbiden değerini bulsun yani. Şuraya geldiğimden beri şeyi düşünüyorum. 5000 yıllık bir hikaye bu piramit. 5000 yıl önce yapılmış ya. Yapan ataları şu an buradaki bu hali görse... Tutankamon'un bak şu dirseği düşer yani. Sızlar. Bak Tutankamon'un, Kleopatra'nın yüreği sızlar yani. Tutankamon'u tutamazsın. Bu piramitleri de buradan kaldırır götürür yani. Götürür.
Şurada bir kahve içelim. İyi bir kahve içebileceğimizi sanmıyorum da. Şu ufak bakkal gibi bir yer var. Onun da espresso makinesi var. Makineden ne kadar kötü çıkabilir diye düşünüyorum da bir bakalım yani. Ahva Türkiye. Ahva içeceğiz abi. Ha abla. Selamun aleyküm. Elhamdülillah. Abi oğlum. Elhamdülillah. Ne koyuyorsun? Selamun aleyküm brother. Bak çok güzel evet. Hareket yaptı. Ama teyzeme de var ya yani buram buram Anadolu programı gibi olmasa ya, ama onu bıraktın da ya. Yani şu teyzeye kafasındaki yükle. Bak şu teyzeye şunu taşıtan sistem utansın. Sistem zaten burayı da bu hale getiren sistem. Fazla oraya çekme şey yapmayalım. Ya burada biraz paranoyakça davranıyoruz ama buna da ihtiyacımız var. Çünkü yanlışlıkla da olsa bir polisi çeksek sildirse o yüzden özellikle dikkat ediyoruz. Benim gözlerim şey gibi ya gizli polis falan arıyor. Belinde uzanan telsiz var mı yok mu? Sivil gördün mü hemen hemen indir. Tık. Buradan aldığımız iki double espresso'ya 60 mısır poundu verdik. 60 mısır poundu da 57 TL falan yapıyor. Ya 60-60 işte yani. Onların 60'ı bizim de 60'ımız artık. Tabii bundan bir 10 sene önce onların 60'ı bizim muhtemelen 8-9'umuz falandı. Şu an böyle oldu. Şükran. Şükran. Toza bak ya harbi gözlüğü geri takacağım ya. İşte bu yüzden güneş gözlüğü takıyorum. Var ya ağzım, dudağım, burnum her yerim toz içinde ya. Evet piramitlere çok yaklaştık. Piramitlerin şu anda dibindeyiz. Aslında heyecanım var. Niye heyecanım var? Çünkü çok küçük yaşlardan beri ben piramitlere gelmeyi her zaman hayal etmişimdir. Bana çok mistik gelir burası. Bakalım ne kadar mistik. İyice yaklaşıyoruz. Bu arada burada kafeye falan girerseniz hiç menüye bile bakmanıza gerek yok. Kafe Türkiye. Ahva Türkiye dediniz mi? Türk kahvesi var. Ama Türk kahvesi biraz kötü. Selamun aleyküm. Kebaplara bak. Oh, that's nice. Nice. Yerlemeye bak dayının. Bak burada tatlı patates var. Sweet potato. Okay. Bu ne? He? Aa, demir hindi. Damır hindi. Demir hindi. Okay. Oğlum damır hindiymiş burada. Okay. Düşünmeye vakit yok ha. Her yerden hey. Vallahi $1 çok güzel satıyorsun da şimdi ne yapalım abi ya? Sonra bro sonra. What no? You don't want? Bak. Mesela şey diyor. Kamerayı kapat diyor. Kapatmaya da bilirsin de geliyor ondan sonra. 3 kişi oluyorlar. Kamerayı kapatmana gerek kalmayabilir diyor mesela. Nasıl olacak o diyorsun? Birkaç dolar verirsen. Yani neyse biz kendimizi düşürmeyelim. Bak piramitlere geldik. Arkaya baksana. Piramit manzarası. Bak şöyle rooftop kafeler, restoranlar var. Kleopatra var mesela şurada. Tabii Kleopatra görmesin. Adına böyle bir kafe yapıldığını. Nerede polisler var. Şöyle gidelim. Salak da buradan geçelim de. Selamünaleyküm. Ahva Türki. Bak Türk kahvesi varmış. Birazdan. Tamam. Otel? He? Otel? Egyptian tuk-tuk. Egyptian tuk-tuk. Yeah, yeah. Okay. Not now. Maybe later. Yes. We are still walking. Yes. Okay. Thanks bro. Şuradan şöyle ilerleyelim abi. Piramitlere gerçekten böyle mi giriyoruz ya? Bak bu restoran bana çok önerildi. Abu Shakra diye bir yer. Çok ünlüymüş burası. 1947'den beri Abu Shakra. Burası et falan yapıyor galiba et, değil et, mi? Tamamen et üzerine. Etçi. Deve eti falan satıyorlar. Bu arada baksana ya. Aslında oğlum neredeyiz? Bir fark etmemiz lazım da fark edemiyorum şu etraftaki kaostan ya. Şu şeyi hissetmek istiyorum burada. Geldik piramitlerin dibindeyiz. Sağa bakıyorum. Keops'u falan görüyorum. Ama hissedemiyorum abi. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Vay. Burada tabii her zaman turistik yerlerde olduğu gibi turistik eşyaları, hediyelik eşyaları satmaya çalışan dükkanlar var da. Yani şimdi böyle yol boyunca ilerleyince bak karşıya geçelim daha net görürüz karşıdan. Şuradaki kafeler piramitleri çok net görüyor. Şimdi onlardan birine bir çıkalım bakalım ya. Bugün dediğim gibi bu videoyu piramitlerin kendisine değil piramitlerin etrafına adadık. Piramitler kadar etrafı da bir o kadar ilginç ya. Komik olacak ama bence piramitlerden daha ilginç bir etrafı var buranın. Sağımızdaki piramitleri 5500 yıl önce teorilere göre daha da eski zamanlarda firavunlar yaptırıyor. Ama o firavunlar bugün bu piramitlerin etrafının böyle olduğunu görse sizce ne derdi? Bence sessiz kalabilirlerdi ya.
En azından o firavunların bugünkü halde olan bu ortamda Mısırlıların şunu yapmasını istemezdi. Buraya yabancılar geliyor, turistler geliyor bizim gibi ve buranın güzelliğini, mistisizmini hissetmek istiyor. Ama burada yürürken etrafına yüzlerce insan doluşuyor ve 3 kuruş, 5 kuruş senden koparmaya çalışıyor. Bence bu piramitleri yaptıran firavunlar bunu görseydi canları sıkılırdı. Benim de Alican'ın da canının sıkıldığı gibi. Neyse, tabii ki bir sonraki videoda piramitleri keşfedeceğiz ve piramitlerle ilgili hiçbir şekilde heyecanım azalmış durumda değil. Sadece etrafında bölgeyi hissetmek isterdim. Aynı Tac Mahal'de olduğu gibi Hindistan'da Agra şehrinde Tac Mahal'de. O da dünyanın 7 harikasından bir tanesi ama onun etrafı da bu şekilde sana hissettirmiyor olayı. Şöyle bir soru işareti beliriyor benim kafamda. Burası tamamen tarihen korunsun diye mi bu şekilde hiç ellenmemiş, yoksa harbiden heriflerin umrunda değil ellememişler mi yani? Bana ikinci seçenek daha ağır geliyor. Neyse, şuradan manzarasının güzel olabileceğini düşündüğüm 3 piramidi de şöyle güzel gören bir terasa çıkalım. Mesela bak, burası fena değil gibi. Evet, manzaramız bu. Şurada gördüğünüz en sağdaki en büyük olan Keops. Aşağıda ne kadar bir kaos, ne kadar bir mistisizmin bozulması yaşanıyorsa da buraya çıktığımızda şu şekilde piramitleri gördüğümde ya bir hoşuma gitti benim ya. Şurası tam olarak Instagram vs. reality ya. Yani gerçekte olanla Instagram'da size gösterilen arasındaki farkı şurada net bir şekilde görebilirsiniz. Bir taraftan da Desert Street diyor bak. Çöl sokağı böyle. Buraya doğru gidiyoruz. Lan çorap satıyor lan. Çorap mı alsak? Selamun aleyküm. Koton. Zehir gibi ha. What's your name? Eysa. Ya bu çok bilek mi ya? Bu bilek değil gibi. Nereden bu? Bilek bu? Değil. Ha, bu babet ya. Bu iğrenç babet de değil ama bu. Bu tam bileğinde bir bu tane. Bu hiç olmaması gereken bir şey. Hayır bak bunlar kötü. Bunlar o acayip iğrenç çoraplar da. Ha bu ya. Bu böyle bir götürsün sadece şimdilik ya. How much? Egyptian or American? Egyptian. Egyptian? Dişinme. Anan evet. 50 okay, 50. 3. No, 2, okay. 3. 2 tane 50 yapacak aynen. Sana. 2, 50 ya. 50. What's your name? Muhammed. Mert. Ali. Ben Türkiye. Thank you. Şükran. Hop. Abi yerlere dikkat. Yerlere dikkat. Mayın tarlası. Böyle çevirmişler demek ki piramitleri bak. Evet. Harbiden etrafını keşfediyoruz. Ya böyle bir şey yok ha. Bak böyle bir video var mı ya? Öyle video gerçekten yok. Harbiden yok. Bak abi. Sphinx pazar. Aa. Sphinx. Sphinx bu oluyor. Evet. Bak kardeş. Öyle bir market ki hem Sphinx alabiliyorsun hem Chitos alabiliyorsun. İşte öyle bir market. İşte öyle bir market. Ha? Camel? Yes, I have camel. You want to go 1 hour or half an hour? We will walk and come back. You go by the camel. Take you by the camel walk. We will walk first. I'm not first. Cost you too much. You know yes, how much? Yes. You know how much? 300 pounds. 300. Half an hour. 1 hour or half an hour? 1 hour. Go 1 hour. 1 hour. 1 hour. 1 hour. Between 300 and 300. 300, 600. 600 pound. 600 Egyptian pound. O da 13 dolar falan yapıyor. Bir saatlik deve. Okay. First we walk. Go by the camel, much better. Okay. We just walk and come back. A lot of the people here pick you up. I make you the camel, but I show you my stable. Come on, show. No money, but no money. No. No money for me. Listen. Listen, what's your name? I show you my camel. Come on, show. No, wait. Come on, take picture. No money. It's okay. It's okay. First. I take you 500 to together. Okay. We see you. If we do it, we will be with you. Because promise. Too late now. But, too late. Huh? Half an hour. Okay. You will decide. Okay. 200. Amu, we will come back Amu. Okay. Bir fiyatları öğrenelim diye soralım dedik. Ya bineceğimizden değil zaten. Hayvanlar çünkü burada tabii. O kadar kötü koşullarda tamam, çalıştırılıyor ki. Selam aleyküm. Camel, we will see. First we walk, we will come back. Bir şey diyeyim mi? Çok dürüstçe bir fikrimi söyleyeceğim burada. Bu kısmı bence çok daha iyi. Şu an aynısını bak, düşünüyordum biliyor musun? Dedim ki kendi kendime. Gerçekten. Oradaki açık konuşacağım ya, dürüst konuşacağım. Bana iğrenç geldi o taraf. Benim böyle piramide giresimi bile kaçırdı. Ama bu taraf kalmış abi. Bak atlar, develer, meveler her neyse. Bak, yapılar, evler falan da burada. Eski Mısır evleri gibi biraz yani. Biraz daha hissettim anladın evet. Mı? Ön taraf, o ilk yok yürüdüğümüz ya. Yollar ya büyük olur bir hayal kırıklığı ya. Hayal kırıklığı. Piramitler, ilgi duyan herkesin bence çocukluk hayaldir en azından. Evet. Aldatılmış gibi hissettim ya. Tabii bu şey demek... Allah, arkaya bak sen. Oğlum çekil. Oğlum dur be. Ben dur. Kim oğlum bu ya?
Abi çocuk kaç yaşında? Çocuk var ya, bilmiyorum da ben Mısır'daki bu çocukları hep büyümüş küçülmüş gibi görüyorum ya. Büyümüş de abi, küçülmüş gibiler hepsi. Zaten bunu kullanabilmek için büyüyüp küçülmen gerekiyor ya. Burada olaylar şöyle ilerliyor. Şimdi ilk önce senin neye baktığını öğrenmek istiyor. What are you looking for diyor mesela. Eğer ki cevap verirsen... Ya da şey yapıyorlar mesela. Kahve bakıyorduk az önce. Kahve bakmıyorduk bile. Aramızda kahveyi telaffuz ettik, kahve içeceğimizi. Kahve mi içsek? Soldan geldi bir dayı. Bak gel diyor. Sana asıl kahveyi götüreceğim diyor. Senin sevdiğin kahveyi biliyorum diyor. Sen espresso içersin diyor. Seni espresso makinesinin olduğu yere çekiyor. Orada da kahveden bile komisyon alıyor. Mesela hanutçuluk vardır. Bilmiyorum bilir misin? Sultanahmet taraflarında İstanbul'un işte Kapalı Çarşısı'nda falan hanutçuluk vardır. Çok eski bir meslek aslında hanutçuluk. Komisyonculuk bir anlamı. Buradaki hanutçuluk sistemi o kadar artık her şeyin hanutçuluğu ki çok komplike. Kahveyi bile satarken bir şekilde komisyon koparıyor aslında her şeyden. Abi ben peynir istiyorum ya. Ben deve meve binmeyeceğim, piramit görmeyeceğim. Ben peynir, beyaz peynir istiyorum. Adam sana en geç 15 dakika içinde beyaz peynir getirir. Beğenmedin mi? Beğenmedim de yeni bir peynir getirir. Sonra ona de ki, ya ben buradan çöle gitmek istiyorum. Çölde de bir kamp kurmak istiyorum. Sana kamp ekipmanlarını ayarlayacak yere götürür. Bunların hepsi böyle o kadar bağlantılı ki burada. Herkesin her işi yapan bir tanıdığı kesin oluyor. Sana asla hayır demiyorlar. Dikkat et abi. Yani şu araba kazası geçirmediğimiz Mısır'da at kazası hiç geçirmeyelim ya. Kızcağız yemin ederim var ya tight'la kısacık ayakkabılarıyla gelmiş şu yerlere bakar mısın ya? Şunu dememek lazım bu noktada. O da gelmeseydi. Niye gelmesin abi? Piramitleri dünyanın 7 harikası... Allah dur ya. Piramitleri... Dünyanın 7 harikasından birini görmeye geliyorsun. Heyecanla en sevdiğin kıyafetleri giymişsin. Olabilir yani. Hatta olması gerekir yani. Fotoğraf çekilecek. Yani ona göre giyindi falan, süslendi. Ne yapacağız? Bakın fenele ya. Çok küçük çocuklar biniyor buna ha. Baksana. Abi hayvanlar da bir hayli kötü durumda. İşte benim hoşuma gitmeyen şey bu oluyor ya. Yani o yüzden burada deveye binmek buna hizmet ediyor aslında ama sen binmesen diğeri biniyor, diğeri binmese öbürü biniyor. Yani he? Uber? Uber no, we are walking. We wanna go to pyramids maybe tomorrow. Now it's closed. No, that's 4 o'clock. After 4 we cannot go. No. How can we go? Can buy ticket by visa. Okay. How much is it? Foreigner, 600 Egyptian pound for each us. One. Each one. 600. Okay. Give you my business card. Okay. Okay. Bu işler böyle yürüyormuş burada. Yok diyorlar, kapalı diyorlar. Ama ben seni sokarım şeklinde bizi buralara çekti bakalım. You know Muhammad Ali? Of course I know. He was here. Yes, was my brother. You mean here, inside here? Yes, in the shop. Muhammed Ali 1988'de buradaymış. This place is yours? Yes. This smell, ha? Yes. I give you my hospitality. Evet, Giza'nın, piramitlerin hemen arka sokaklarını dolaştık. İlginç manzaralar gördük. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Etrafının böyle olabileceğini. Allah. Ya. Of, aklım çıktı fena, ya. Fena. Evet, bence artık yeterli gibi Giza'nın sağını solunu, her tarafını tavaf ettik. Girilmemesi gereken her yere yine girdik. Ama girilmesi gereken yer, yani karşıdaki piramitlere de bir sonraki videoda giriş yapacağız. İçine gireceğiz, etrafını dolaşacağız. En detaylı, en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu da. Şimdi artık konakladığımız yere doğru döneceğiz. Ama dönerken yolda size göstermek istediğim bir şey var. Mısır'a özgü koşeri. Burada insanlar koşeri yiyor. Her yerde koşeri dükkanları var. Buradaki iyi görünen bir koşeri dükkanına doğru ilerliyoruz. Oradan sonra da kaldığımız yeri göstereceğim size. Evet, yine manyak bir kaosun ortasında kaldık. Koşericiye geldik. Koşri Hikaya. Hikaya. Hi. Where is that from, my friend? Türkiye. Türkiye, ha? Yes. It's a fish Egypt. Yes, yes, yes. Hi, take a look, please. Yes. This crepe with chicken crepe? Shawarma. Adamın okay. Mikrofona ihtiyacı yok ya. Evet, evet. Koşeri vejetaryen. Koşeri. Rice, pasta, lentil, onion, salt, chickpeas. This is crepe. This crepe, fresh. Fresh crepe, yes. In the cheese, in the beaver green. In the shawarma, in the beef, in the lamb. Nice. Okay. And there is koşeri. Yes, come, take a look, please. Koşeri. This crepe.
is outside. Just crepe is outside. Oh, in ne koşari. Rice, pasta, lettuce, onion sauce. Koşari, kanyari. Bak orada. Coming to Kanuk. This thing. Abi. This macaroni. Hayır, pasta. Dur bir bağırma gözünü seveyim ya. Mama bir salat. Bak, burada makarna var. Bak, şurada makarna var. Burada mercimek. Onion is always fresh. Burada kurutulmuş soğan. Onion is always fresh. Hop, hop, hop. Bak, nohut var burada. Yes, and rice and nohut the milk pasta. Oğlum, savaş alanında gibiyim ya. Niye böyle herkes bağırıyor lan burada? Evet. Arkadaşlar, sit down here. Okay. Coming here. How are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Rabbi, I'm a friend. Adamda var ya, bir enerji var. How about this beard? Sir, zemek hinna. Hinna. Kına. This hinna aris. Kına. Yeah. Okay. I married Aris. Hinna. Maşallah. Hinna Aris, Habib. Evet, oturalım şöyle. Şöyle koşerinin büyük olanı 50 pound. Orta boy, medium, medium yazmış. Small'a small yazmış bayağı şey. Kendine ait bir Mısır İngilizcesiyle. Böyle bir şey geldi abi. Bak, burada domates sosu. Bu koşeriyi böyle yiyorlar. Domates sosunu böyle döküyorlar. Yanıyorlar. Burada acı sos var. Burada acı ama hena acı yani. Burada sarımsaklı böyle bir karışım su var. Böyle bir şey işte. Mısır'ın en yerel yiyeceklerinden bir tanesi koşariyi şu anda deniyoruz. Biraz savaş yemeği gibi ya. Lezzetsiz değil. Kesinlikle kötü bir tat değil. Ama pilavla makarnayı karıştırmak benim hiç... Şey gibi, evde hepsinden az kalınan bir gün hepsinin karıştırılmasıyla bulunmuş bir yemek ya. Güzel ama güzel. Şimdi booking.com'dan bulduğumuz 20 dolarlık yani kişi başı 10 dolara gelen otelimizi göstereceğim size. Sanmayın ki işbirliği çatır çatır parasını veriyoruz. Sadece buraya gelirseniz piramitler herkesin çok gelebileceği bir yer olduğu için kaldığım yeri harbiden önermek istedim. Çünkü biraz rahat ettik içeride zaten anlayacaksınız. Abi şu ortamı bir çeksene. Buradaki kaosu önce görelim. Bak böyle bir kaosun etrafındayız. Ve şimdi... İçeri girdiğimizde nasıl olaydan uzaklaştığımızı ve apayrı bir ambiyansın içinde hissedeceğimizi göreceksiniz. Bir ince ses gitti. Bir ince ama. Sesler hala devam ediyor. Bir de buranın çok ilginç bir asansör sistemi var. Şimdi onu da göstereceğim size. Harbi sistem yani. Böyle bir asansörümüz var. Şimdi çağırdık. Buradaymış zaten. Şimdi dikkatle izleyin. Bak. Şuraya şöyle okutuyorsun. Sonra G normalde ground yani zemin katı. G dedik. 7 dedik. Yani aslında burada 7 bir şifre. Ve asansör çalışmaya başladığı andan itibaren bismillah diyor. Sphinx karşılıyor bizi burada. Şöyle şuradan anahtarımızı alalım. Burada da farklı bir sistemle açıyoruz burayı. Açtıktan sonra anahtarımızı geri koyuyoruz. Çok gizli değil de yarı gizli. Şimdi burası otelin lobisi. Bence gayet güzel dizayn etmişler. Ve dışarıdaki o hengameden kaçmak için harika bir lobi. Burada Mısır'ı andıran, piramitlerin çevresinde olduğumuzu hissettiren farklı objeler var. Aa bak bu arada 9.8 almış abi. Yani biz seçtik diye iyi değil. İyi diye biz seçtik zaten. Asıl olayı göstereceğim şimdi size. Şimdi terastayız. Harika bir yer yapmışlar. Burada ufak bir barı var. Ve asıl olaya gel. Yani gönül isterdi ki böyle dehşet bir hava kirliliği olmasın. Çok daha güzel görürüm buradan ama. Harika binayı niye yapmışlar ya? Bütün görüntüyü kesiyor. O 3000 olmasaymış burada manyak bir manzara olurmuş diyeceğim de yine manyak bir manzara var bence. Yani 10 dolarlık bir otel için muhteşem bir teras, muhteşem bir seyir zevki. Şimdi bir de son olarak odayı göstermek istiyorum size. Burada odaların da ismi var. Mesela burada Horus, yukarıda Kleopatra vardı. İçeride var mı bilmiyorum. Burada da bizim oda Isis. Isis'i başka şeylerle karıştırmayalım lütfen. Şu anda bizim odadayız. Oldukça derli toplu. Harbi savaş çıkmış gibi ha. İki yatağı var. Kliması var. Bence dizaynı çok güzel. Tablolar olsun, dekor olsun. Gayet güzel. Bir ilginçlik var. O da şu banyonun içinde abi. Bu banyo harbi banyo yani. Burada tuvalet yok mesela. Yani odanın içinde tuvalet yok. Tuvalet olunca banyo olmuyor. Banyo olunca tuvalet olmuyor. Yani ben gelirseniz burayı öneririm. Aşağıda sabitleyeceğim yorumda buranın ismini bırakacağım. Orada gelirseniz buraya bir bakabilirsiniz. Bugün 2023'ün son günü ve siz bu videoyu 2024'ün ilk saatlerinde izleyeceksiniz. Videoyu çektiğimiz günün ertesi günü bu videoyu yayınlayacağız. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutlarım. Sağlıkla, mutlulukla ve huzurla tüm ailenizle birlikte geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videoysa işte karşımızda gördüğünüz piramitlerden gelecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın.
Yalnız videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız, yani like tuşuna basınız. Yorumlarınızı da esirgemeyiniz. Hatta bu videonun başlarında da biraz yorumlara yorum kattık. Eğer abone olmadıysanız abone olunuz. Yanındaki zil işaretini de açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda arkamda gördüğünüz piramitlerdeyiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.